Ne oluyor be? Dışarı çıkıyorum. Beni biraz idare edersin değil mi teyze? Mustafa ile buluşmaya gidiyorsun değil mi? Hı. Aa, yok vallahi bu sefer olmaz. Lütfen teyze lütfen. Aa, sen babandan korkmuyorsun ama ben korkuyorum. İkimizi de bahçede sallandıracak bir gün. Ya bu bak bu sefer. Hay bilmez miyim bu sefer son. Tıpkı öncekiler gibi değil mi? Peki tamam. Sen de sevenler kavuşmasın. Ayrı düşsün diyenlerdensin. Sus. Sana böyle konuşmaya yasak ettim değil mi? Dayanamıyorum diye bana bunu yapıyorsun. Evet evet. Sen de sevenleri kurşun sıkanlardansın. Sus. Allah kahretmesin seni Emi Akit hadi. Teyzelerim bir tanesi. Hadi orada. Yine kandırdın beni. Bir daha sevenleri ayırmasınlar numarasına kanarsam iki olsun. Dur, dur. Canım teyzem benim. Dur. Bana bak. Erkek millet hep aynıdır. Yanağından bile öptüreyim deme. Of teyze ya. Her seferinde aynı şeyi söylemekten bıkmadın mı? Bıkmadım küçük hanım. Sen bu kaçamakları bitirmediğin sürece de bıkmayacağım. İyi bıkma. Seni razı edeceğim diye geç kaldım zaten. Hmm. Ha, çabuk gel ha. Baban anlarsa gerisini artık sen düşün. Tamam. Ha, bana bak. Elini de tutturma ha. Ay tamam teyze ya. Oh, oh. Zilli. Yetti senin şımarıklığın Ağa Gül Hanım. Teyzeye karşılık vermek neymiş gör. Gir içeri çabuk gir. Ne oluyor Şükrü'ye? Ne bu gürültü? Niye kilitledin kapıyı? Ne oldu gene? Cezalı. Ağa Gül cezalı. Niye? Ne yaptı? Ver şu anahtarı. Yok eniştem. Cevap veremez. Neden? Dilini mi yuttu? Oo ya yuttu. Yuttu sayılır. Delirtme beni. Adam gibi anlat. Ağa Gül'ün ağzı şeydir. Bağlı. Bana karşı geldi de ha böyle sımsıkı bağladım ağzını. Pınar başına gideceğim dedi. Ben gidemezsin dedim. O gideceğim dedi. Ben yok gidemezsin dedim. O sonra o yine gideceğim dedi. Ben yine gidemezsin dedim. O yok gideceğim dedi. Yeter. Kesme. Ay. Kestim enişte ağam. Bu evde bir akıllı yok mu be? Yok mu? Ben de odadan çıkmasın diye kilitledim ağam. Anahtarı da bende. Şükrü'ye, Şükrü'ye. Beni de kendin gibi yarım akıl edeceksin sonunda. Tüh! Yüksek yüksek tepelere. Yapma kız yapma dur yapma. Ay, ya tamam. Bir daha yapacağım ya. Söyle yapacağım mı? Uyumasaydın sen de. Ne yapayım? Bir saattir seni bekliyorum burada. Bir saat beklemişin çok yani. Öyle mi Mustafa Bey? Hiç bekleme o zaman. Bak şimdi ya. Bir söz ettik nerelere gitti. Ben öyle mi demek istedim Ağa Gül'üm? Ağa Gül'üm. Ben seni beklemekten bıkar mıyım hiç? Sen benden vazgeçsen bile ben bir gün olur da Ağa Gül'üm döner diye yine seni beklerim. Bu koca ağaç dünyayı nasıl bekliyorsa ben de seni öyle beklerim. Ya bu ağaç kurursa? O zaman ben de ta şu tepenin ucuna bir ağaç diker orada beklerim seni. Niye o tepeye o kadar uzak? Derler ki bu tepe değil civar köylerden şehirden bile görünürmüş. Gerçekten mi? Nerede olursan ol görmen için. Görüp de benim bir bekleyenim var deyip koşup gelmen için. Ama ben seni hiç bırakmayacağım ki. İnsan sevdiğinden vazgeçer mi hiç? Yaşıyorsa geçmez abi. Geçmez. Eyvah. Ben yine geç kaldım. Ne olur biraz daha kal. Yok yok. Gideyim teyzem. Teyzem kızar. Teyzeme söz verdim. Yoksa yine teyzeni sevenleri ayırdılar hikayesi mi yazdın?
Ya ne yapacaktım? Bir tek bundan etkileniyor. Hatta çocuk gibi ağlıyor. Günah giriyorum vallahi. Çarpılacağım bir gün. Gülme. Zavallı teyzen boşuna mı böyle yarım akıllı olmuş? Bir de alay ediyorsun. Ya ben ne bileyim? Sen bir şey söylemedin ki. Hiç anlatmadın. Sordun da anlatmadık değil mi? Hayda. Ya nereden bileyim? Nereden bileyimmiş? Agül anlat şunu. İnan çok merak ediyorum. Aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Allah. Anlatmıyor mu hiç? Deli misin? Tek kelime ettiği yok. Yıllardır büyük bir sır gibi saklıyorlar benden. Yarın geleceksin değil mi? Yarın gelemem. Ama sonraki gün gelirim, tamam mı? Olsun. Ben yarın da bekleyeceğim seni. Agül. Sakın seni sevdiğimi unutma, olur mu? Beni böyle yakar gor gider misin? Yar eylen, eylen, dur eylen, eylen. Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar haydi, haydi. Şükriye! Şükriye! Buyur enişte ağam. Bize kahve yap. Peki enişte. Misafirim var. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ana, fincanları içeride unuttum. Bacağını kıracaksın. Şşş, ya ne yapsaydım? Babam avluda oturuyor. Teyze, yardım et ya, nasıl ineceğim buradan? Kör olmayasın, değil mi? Nasıl çıktıysan öyleyim. Çıkarken ayağımın altına taş koydum. Taş koydun he? Ben de ineceğin yere pamuk mu döşeyim şimdi? Teyze ne olur ya, yalvartma beni buradan. Allah aşkına teyze ya. Patlama kız. Bekle orada, kahveyi babanlara verip geliyor. Çabuk ol ne olur. Bu sene de havalar çok iyi gidiyor, öyle değil mi? Evet, doğru söylüyorum. Nerede kaldın Şükriye? Geldim ağam. Kahvenin yerini bulamadım da. Buyur. Sağ olasın. Yok yok. Ne varsa şehirde var. Burada ne uzuyorsun ne kısalıyorsun. Şükriye. Tepsiyi bırak da gel hele. Sana diyeceklerim var.
Tamam ha. Çekilin be. Çekilin. Aa, bıktım sizden. Çabuk çekin. Tövbe tövbe. Ha, am. Şu tavuklar arka bahçeye bir çırpıda talan ederler. Şunları bir çıkarayım, hemen geleyim. Derdi bitmiyor ki hiç. Bunlar deli etti beni, deli. Sağ ol teyze be. Getire getire tavuk mu getirdin bana? Başlatma tavuğundan. İn çabuk aşağı. İneyim de. Nasıl? Ben tutuyorum. Hadi. Yavaş. Yavaş. Şükriye! Geldim. Şükriye! Am geldim am. Şükriye! Geldim. Bu ne hal Şükriye? Tavukları kovalarken düştüm ağam. Otur şöyle, otur. Sana diyeceklerim var. Agül. Odasındadır ağam. Tepemin tasını attırma. Bir sus dinleme kadın. Sustu ben işte ağam. Artık evlenecek, yuva kuracak yaşlıdır Allah'ın izniyle. Çok şükür ağam. Çocuk değil artık. Diyeceğim o ki öyle her yere eskisi gibi girip çıkmasın. Hoş, bendeniz insiz bir yere filan gittiği yok ya. Olsun, yine de senin gözün iyice üstünde olsun. Olur ağam. Başına bir iş gelirse önce seni ipe çekerim. Yok ağam, köylük yerde ne iş gelecekmiş? Gelinlik kızın arkasından tek söz edilirse fena olur. Köylünün ağzında Ağgül için tek söz duyarsam karışmam. İkinizin de kırarım kemiklerinizi. Ne zaman gelecek bu Ziya Bey'in oğlu? Yakında geliriz dediydi Ziya. Gelsin gelsin. Ziya'yı görürüz de oğlunu şehre gittiklerinden beri görmedim. Köye ev yaptıracaklarmış. Mehmet, kızımı köye verecek olsaydım bunca zamandır hiç durmaz verirdim. Benim kızım şehirlere layık. Köyde ırgatlık edip ahırda inek sağacak kızım yok benim. Aa kız o. Şimdi durumlar eskisi gibi değil Mehmet. Biliyorsun sen de. Baraj bitirdi beni. Ya. Kocam Yürsel Ağa'nın topraklarını su aldı. Neyse. Sen dediklerimi aynen söyle. Dur sinirlenme hemen. En küçükten en büyüğüne kadar hepsi şehirde iş tutmuşlar. Ne işleri var canım köy yerinde? Sen köye yerleşsinler desen onlar yerleşmez. Köye ev dikmek niye? Şimdi zenginlerin hepsi böyle yapıyor. Para fazla gelince ne yapsınlar he? Neredesin teyze? Odamın kapısı kilitli. Ben kilitledim. Baban seni odaya hapsettim sanıyor. Oy canım teyzem benim. Cık, bırak şimdi. Hadi odana. İyi de anahtar. Ha. Al çabuk odana gir. Ben de şuraları toparlayıp hemen geleceğim. Tamam. Sana diyeceklerim var. Teyze. Ne var? Hiç.
sinirlendin mi ne? Aman teyze, insan odasında bile rahat yok. Sen rahat yüzünü bundan sonra böyle mumla ararsın ya. Neden? Ne oldu ki? Baban dedi ki hareketlerine dikkat edecekmişsin. Ondan izinsiz bir yere çıkmayacakmışsın. Sana bir söz gelirse önce beni sonra seni öldürürmüş. Bunu böyle bilecekmişiz. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Sence niye böyle bir şey dedi ki? Anlamadın mı? Yoo, neyi anlayacağım ki? Kararlı. Seni evlendirecek. Sana uygun birini kolluyor. Ya da gözüne kestirdi bile. Sen ne diyorsun teyze? Ben Mustafa'mdan vazgeçer miyim sanırsın? Mecbursun kızım. Baban seni vermez o çulsuza. İkiniz de rezil eder, süründürür. Sen bilmezsin. Sen bilmezsin onun zulmünü. Yapma. Gelin. Yapma. Size gelmeyeceğim. Yapma. Kaçın. Gözünü sevdiğini saklayın. Yapma. Gelin. Yapma ne olur. Canını bağışla Allah'ın rızası için. Yavrum bırakın. Bırakın onu. Hayır. Ne oldu teyze? Agül. Eğer düşündüğüm gibiyse, eğer baban seni vereceğim diye tutturursa vazgeçeceksin, anladın mı beni? Hayır teyze, vazgeçmem. Benden bunu nasıl istersin? Ucunda ölüm olduğunu bilsem olmaz. Mustafa'nın başı için desem yine vazgeçmem mi diyeceksin ha? Mustafa'nın başı için mi? Acımasızlığın ürpertti beni. Sanki soğuk bir rüzgar ellemiş gibi bütün tüylerim diken diken oldu. Acımasız olan ben değilim. Babam. Oğlum. Mustafa. Ana. Ne dalıp dalıp gidersin öyle? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok ana vallahi. Öylesine işte. Rahmetli babam geldi aklıma. Boyuna posuna kurban olduğum yavrum. Bir görseydi oğlunu. Aslan gibi. Göçtü gitti erkenden. Yiğit adamdı baba. Hep çalıştı. Kapımıza kimseyi getirmedi. Sen de baban gibi yiğitsin oğlum. Babam iyi adamdı rahmetli. Herkesler de severdi. Keşke Mürsel Ağa'nın toprağını koymasaydı bizi. Bir parça toprağımız olsaydı Yaran'a. Birazcık toprağımız. Kimselere de boyun eğmezdik o zaman. Gene eğmeyiz oğlum. Biz çalıştıkça, çabaladıkça Allah verir rızkımızı. Mustafa. Söyle ana. Senin yaşın da geliyor artık. Ne için ana? Ne için olacak oğlum? Evlenmek için. E canım ben de isterim. Bir gelinim olsun, torunlarım olsun. Evimiz şenlensin. Ana, ben biraz yukarı çıkayım. Ah oğlum ah. Senin yüreceğin yanar da. Anan anlamaz mı hiç? Hadi hayırlısı. Mustafa! Oo Nedim! Vay kayıp arkadaş. Ben de ilan verecektim ha. Bütün gün neredeydin oğlum? Ya ben de sana uğrayacaktım ama baktım akşam olmuş. Dedim yarın uğrayayım. Biz akşam oldu falan demeyip kapınıza kadar geliyoruz ama. Ha? Kusura bakma. Hadi gel çay içelim. Ya içelim de
Ben derim ki çayları kahvede içelim. Ya seni mi kıracağım? Hadi ya? Dur. Hadi. Tüm gün ortalarda görünmedin. Boş ver. Ha, yine şu ağacın dibinde nöbetteyim desene şuna. Yok dedim ya. Nöbet denilmez ona. Ya ne denir? Sevda denir. Sevda. Seninki de ne sevdaymış be. Yakında kök salacaksın o ağacın dibinde. Seni de göreceğiz dedim efendi. Seni de göreceğiz. Senin bu Kezban Sultan ne alem ya? Ya ne Kezban'ı be? Kezban mezban yok. Nedim, Nedim. Sana be. Yine konuşturdun şunu be. Sen daha ne duydun ki Mustafa abim? Bu darbuka senin düğününde bir konuşacak, bir konuşacak ki göreceksin. İnşallah, inşallah. Nasıldı Agül? Bir mesele yok değil mi? Agül'le benim aramda dünyadan başka bir sorun yok. Tek derdimiz dünya. Dünyayı boş vereceksin. Yeter ki gönüller bir olsun. Hadi dünyayı boş verdik diyelim. Ya Mürsel abi? Onu nasıl boş vereceksin? Zor. İşiniz zor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldin. Sağ olasın. Aman dikkat et. Dikkat et. Baba ben biraz hava alıyorum. Oğlum şu köyde bir Murat vardı, ona bir bak bakalım ya. Tamam baba. Kaybolma. Tez gel oğul. Tamam kaybolma. Anne. Kaybolma çocuğum. Oo, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Sen Ziya'nın oğlu Osman değil misin he? Tamam da. Ben Mehmet. Tanıyamadım herhalde. Babanın köydeki eli kulağı canım. Senin şu kız işini halledecek olan Mehmet. Ha, Agül. Ya, Agül ya. Osman. Osman. Hadi çabuk gel oğlum. Tamam anne, geliyorum, bir dakika bekle. Akşama gel de konuşalım. Kız evini gelişimizden haberdar et. Hazırlıklı olsunlar. Sen hiç merak etme. Ben de sana bakmaya geliyordum abi. İyi oldu rastlaştığımız. Ya sana diyorum, duymuyor musun? Sonra kardeşim sonra. İyi ama bak. İşim gücüm var benim, sonra dedim. Allah Allah.
İyi adam. Hadi bunları da arka ambara koyun. Tamam abi. Hem gitmişken orayı da iyice bir düzeltin olur bakayım. Abi. Mürsel ağa, Mürsel ağa. Ziya döndü. Ya döndü ha. Oğlu da gelmiş. Bugün yarın kapını çalarlar bilesin. Osman'la da konuştum. Ya nasip. Şimdi bilmezmiş gibi konuşuyorsun ha. Ziya Ağgül'ü dilinden düşürmez. Oğlanın da gönlü var. Deme. Emin misin? Oğlan istiyor yani ha? Oğlanla konuştum diyorum sana. Sen dinlemiyor musun beni? Osman kız evi hazırlıklı olsun dedi. Fazla zamanları yokmuş. Senin kızın da gönlü he derse bu işi oldu bil. Hemen alıp gidecekler kızı. Ben sana söyleyeyim. Yeter ki ben he diyeyim. Bu evde ancak benim dediğim olur. Bizim katkımızı da unutmazsın değil mi ağam? Hayırlısıysa hele bir olsun. Şükriye, Şükriye. Buyur ağam. Biz çarşıya gidiyoruz. Geç kalırız, haberin ola. Olur ağam. Çarşıya inelim. Belki Ziya'ya rast geliriz ha? Vallahi iyi düşündün ağam. Yakında dünür olacaksınız. Konuşacaklarınız vardır herhal ha? Babam deli gibi yine seni çağırıyordu. He. Mehmet'le dışarı çıkıyorlarmış. Geç dönecekmiş. Onu dedi. Gerçekten mi? Teyze, o zaman ben bir koşu dışarı çıkıp gelsem? Olmaz. Ne olur teyze ya? Dolanıp durma peşimde. Olmaz dedim Ağgül, olmaz. Of. Demek sen de sevenleri ayırmak isteyenlerdensin. Zalim. Sus. Bana yine numara yapma Ağgül. Fena olur bak. Teyze, ben özür dilerim. Ben sadece Mustafa'yı görmek için. Tamam. Gideceksin. Hatta hemen git. Teyzem. Ağgül. Mustafa'ya bir daha görüşmeyeceğiz. Unut beni diyeceksin. Sen ne diyorsun teyze? İkinizin selameti için. Başka yol yok. Baban yaşatmaz. Ayrı yaşayacağımıza ölelim daha iyi. Sakın bir daha bana bunu söylemeyesin. Kalbini kırarım. Şuradan gelen sese kanıp da göğsümde bir kalp taşıdığımı mı sanırsın? Sussa da kurtulsam. Teyze. Ne olur yapma. Teyze. Ağlama, sus. Sen babanı bilmezsin kızım. Onu ben bilirim. O ne vicdansızdır o. Allah'ın onu yaratırken içine koyduğu vicdanı tarlaya, davara, altınlara katıp köreltmiştir. Sen onu bilemezsin. O ne gaddardır. O nasıl gözü dönmüş bir canidir. Seni sevdiğine vermemiş değil mi teyze? O yüzden sen böyle... Söyle. Söyle. O yüzden ben böyle gelgit akıllı oldum. Teyze, ben öyle demek istemedim. Şimdi Mustafa'ya git. Peşini bıraksın. Bir daha Mustafa'ya gitmek istersen. Teyze, neden öyle bakıyorsun? Delirdin mi? Teyze kendine gel. Teyze, teyze, teyze. Delirdim ya, delirdim. Beni senin baban delirtti. Ama seni delirtemeyecek. Mustafa'ya gitmeyeceksin. Mustafa da seni almaya gelmeyecek kapımıza. Bir daha gitmeyeceksin. Görmeyeceksin. Önce benim ölümü çiğnersin, anladın mı?
Şimdi koş. Koş dedim sana. Yapmayın ya. Getirin şöyle. Getiriyoruz onu. Getirin. Göstereceğim size gününüzü. Bırakın ne olur. Hayır. Hayır. Acı koyraz gibi deline esmedim o günüm günüm. Kaderime küstüm, sana küsmedim. Yar eylen, eylen, dur eylen, eylen. Ben o yardan ümidimi kesmedim o gülüm gülüm. Beni böyle yakar kor gider misin? Yar eylen. Agül. Tanımadın tabi. Tanısan böyle bakmazdı. Kimsin? Osman, Ziya'nın oğlu. Haklısın. Tanısam böyle bakmazdım. Nefretle, kinle bakardım. Derdin ne senin? Derdim sensin. Başka dert aramaya ne ki? Kendine evlenecek kız ararken kızın sevdiği var mı diye sormaz mısın hiç? Ne biliyorsun? Belki sormuşumdur. Sorsan herkes söylerdi. Neyi? Mustafa'yı sevdiğini mi? Bak, sormuşum. O zaman neden? Mustafa'dan bana ne? Bir garip Mustafa işte. Gariban, fukara. Mustafa'nın önüne çıkıp Agül'den vazgeçme diyeceğim. Ben onu seviyorum. Ben de seni. Mustafa da beni seviyor. Sen de beni seveceksin. Hiçbir zaman senin olmayacağım. Hiçbir zaman evinin kapısından içeri girmeyeceğim. Şu çiçeğe nasıl da benziyorsun? Ona sorsan cebime gireceğine, şu dalda solup gitmeyi tercih ederdi. Ama ona soran olmadı değil mi Agül? Ona soran olmadı. Sana da soran yok. Agül. Sen ağlıyorsun. Oturalım gel. Oturalım. Ne yapacağız Mustafa? Kaçalım abi. Hem de bu gece. Delirdin mi sen? Babam öldürür bizi. Ya ne yapacaktık? Başka çaremiz mi kaldı? Baksana şu anlattıklarına. Şeytan diyor ki git şu Osman meymenetsizini karşısına dikil. Sakın ha. Gelip istesek? Yok. O hiç olmaz. Mümkün yok, vermez beni. Şükriye teyzemi de vermemiş. Ya şu teyzene ne olmuş bir anlatsana.
Aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Ne anlatayım sana? Ya teyzen anlatmadı mı hiç? Deli misin? Teyzem de babam da böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davranır. Ben de yarım yamalak başkalarından duyduklarımı biliyorum. Olsun, anlat. Ne biliyorsan anlat. Teyzem babamın yanında çalışan bir adamı sevmiş. Bütün köy biliyormuş birbirlerine nasıl sevdalı olduklarını. Babam hariç. Desene aynı bizimki gibi. Hı hı. Bu adam bir gün babamın yattığı odaya girip altınlarını çalmış. Babam da onu oracıkta vurmuş. Öldürmüş ha? Teyzem ölüsünün başında çok feryat etmiş. Neredeyse aklını kaçırmış. Babam teyzemi bile vuracakmış da bana bakıyor diye dokunmamış. Senin anlayacağın teyzeme acıdığından değil, bana acıdığından teyzemi öldürmemiş. Yoksa o da oracıkta. Zavallı teyzem. Keşke adam hırsızlık etmeseymiş. Belki de verirmiş ha. Yok. Babamdan bir kere istemişler. Daha duyar duymaz benim ırgata verilecek kızım yok demiş. Sen kimden öğrendin bunları? Bohçacı Ayşe var ya, bir gelişinde o anlattıydı. Teyzem o vakitler o kadar güzelmiş ki. Babamdan korkusuna kimse tek laf etmemiş. Neredeyse 20 sene geçmiş üstünden. Zamanla unutulmuş tabii. Ben daha bir yaşımda bile değilmişim. Korkmuyorum baba. Beni de öldürsün. Allah korusun. Sen neler diyorsun öyle? Sana bir şey olursa asıl o zaman ben ölürüm. Hey Dağgül, kaçalım bu gece. Öleceksek de beraber ölelim. Bekle, gece iyice çöksün öyle gel. Ağacın altında bekleyeceğim seni. Ama olur da bir terslik olursa yarın gece gelirim, tamam mı? Tamam. Şükrüye. Buyur ağam. Tez hazırlık et. Akşama misafirlerimiz var. Kalabalık mı ağam? 3 kişi. Neyse, kalabalık değilmiş. Ben sana kalabalık demedim ki Şükrüye, önemli dedim, önemli. Ha? Ağagül nerede? Sabahtan beri yok ortalıkta. Bir bakayım şuna. Şey, mutfakta üstüne çay devrildi. Elbiselerini değiştiriyor. Sakar şey. Akşama güzel giyinsin. Görücüsü geliyor. Olur. Selami, gel bakayım. Buyur ağam. Ben çarşıya kadar gidiyorum. Tamam ağam. Kaymakamlıktan evrak gelecek muhtarlığa. Hı hı. Onları almaya gidiyorum. Sen bir yere ayrılma. Olur ağam. Ha, ben yokken Mehmet gelirse onu avluda bekletin. Çay falan ikram edin. Hı hı. Ben bir saat içinde gelirim. Peki ağam. Ben gelene kadar şu bahçeyi de bir temizleyin ya. Tamam. Mehmet gelince avluda bekletmeyi unutmayın. Hı hı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi ben gidiyorum. Dediklerimi unutma. Misafirinizi de iyi ağırlayın. Hadi bakalım. Hiç merak etmeyin. Güle güle.
Daha çok gelin. Hayır. Vurma. Yoklu bana. Kaçıyordunuz ha? Nereye? Ben varken buradan çıkış var mı? Var mı lan? Yapma. Hayır. Seninle daha işin bitmedi. Ağanın evinden kız kaçırıyorsun ha? Çulsun. Senin ciğerin kaç para eder lan? Sen bu ciğeri yok benim. Bu değilsin. Geberinceye kadar gelin. Sonra ben de geberteyim. Geberteceğim lan sizi. Ben bir lafı bir kez söylerim. Geçti o vakitler. Eskilerdi. Nankör. Agül analı kedi olmasan seni de yollardım onu gönderdiğim yere. İkinizin de ölüsünü bir daha öldürsem doymam. Hayır. Gelin. Hayır. Hiç kimse ölmedi değil mi? Kimse ölmedi. Kimse ölmemiş. Kan yok. Kan yok. Kan yok. Kimse ölmemiş. Kan yok. Sen neler Allah, söylüyorsun teyze? Kimse ölmemiş. Kimse ölmemiş. Sen neler söylüyorsun oğul? Duydun işte ana. Mürsel ağa. Mürsel ağa, Mürsel ağa. O Mürsel ağa ise ben de Mustafa'yım. İkimizin de Allah'a bir. Oğlum, ağanın kızı kaçırılır mı hiç? O da beni seviyor ana. O kızın babası sevgiden falan anlamaz. Unutacaksın Agül. Başka çaren yok. Unutmayacağım ana. Bir çaresi var. Var. Para onda. Güç kudret onda. Onlar zengin, biz fakiriz. O güçlü. Biz güçsüz. Ayağımızı bastığımız toprağın sahibi o. Kanun o. Başka çaren yok. Unutacaksın. Var ana. Var. Bak. Bak oğlum. Bak. İyi bak oğlum. Görüyor musun? Bunun adı yoksulluk. Yüzüme bak. Bunun adı kahır. Bak. Gel. Gel bak oğlum. Gel bak. Bunun adı yokluk. Yokluk. Şu duvarlara bak. Yıkılmakta olan çatıya bak. Gördün mü oğlum? Bunun adı mecburiyet. Mecburiyet. Bunun adı da sevda ana. Sevda. Mustafa. Mustafa. Mustafa'm dur Mustafa. Yüzün gülüyor. İyi değil mi? Yanaklarına renk gelmiş bunun. Kesin yavuklusunu görmüş. Gördük. Ne olmuş? İyi olmuş. İyi olmuş da bu işin sonu iyi mi olur, kötü mü olur onu bilmiyorum. Niye kötü olacakmış ki? Sevdiğin kızın kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Agül. Aferin işte. Peki babası kim? Aman babası kimse kim, boş ver. Aslında Agül'le ben... Agül'le sen, Agül'le sen. Sayıklayıp duruyorsun ama o iş olmaz. O kızı sana vermezler. Vermezlerse kaçırırım. Nereden? Mürsel Ağa'nın evinden mi? Mürsel Ağa'nın haberi olmadan o evden arpa bile çıkmaz be. Agül çıkacak. O kadar. Mustafa, sen bana kardeşten de yakınsın. Üzülmeni istemiyorum, hepsi bu. Mürsel Ağa Agül'ü başkasına verirse o zaman benim canım yanmaz mı? Neyse ben geç kalıyorum. Hadi eğlenceler. Ne gereği vardı bu lafların şimdi? Adamın neşesini kaçırdım be. Bunlar en neşeli günleri be Ahmet. Hey gidi dertli dünya hey. Eğlenelim. Yine yeşillendi fındık dalları. Yine yeşillendi fındık dalları. Acem ne olacak ya?
elin esmerdim bal gülüm, gülüm. Burası köy gibi. Tabii, tabii, tabii. Kaderime küstüm, sana küsmedim. Yareyle neylen, dur eyle. Ben o yardan ümidimi kesmedim ah gülüm. Kızım etme eyleme. Şu kahveleri götür. Misafirler gitsin konuşuruz. Şimdi bir tatsızlık çıkmasın. Babanı getirtme buraya. Kahveleri sen götür teyze. Benim o içeridekilerle hiç işim yok. Benim hatırım yok mu kızım? Anan seni kundakta bırakıp öldüğü günden beri kim baktı, kim büyüktü seni ha? Başında sabahladığım uykusuz gecelerimin hatırına. Hiç değilse şu kahveleri götür, ölür müsün? Maşallah, anlatılan kadar güzelmiş kızımız. Sağ olasın. Maşallah, maşallah kızım. Köyde ev yaptıracağımızsın, doğru mu Ziya? Allah kısmet ederse inşallah. Sağ ol. Sağ ol kızım, ellerine sağlık. Bak şimdiden söyleyeyim, ben kızımı köyde oturtmam. Şehre ev açacaksan veririm kızımı, yoksa yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok, bir şey yok. Heyecanlandı kızcağız, kolay mı? Sen kaygısız ol. Kızının elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayız. Köydeki ev bizim için. Yazın sıcak düşünce şöyle gelip ayağımızı uzatalım dedik. O zaman başka. Eğer o zaman başka diyorsan artık bu olayı bir neticelendirelim. Ne cevap vereceksin bize? Hadi kararını ver de bizi de merakta bırakma. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Seni bana vermişler al gülüm.
beni böyle yakar, kor gider misin? Yar eyle, eyle, dur eyle. Yar eyle, neyle, dur eyle. Yeter ya. Sen anlamazsan kim anlar bizi teyze? Mustafa'yı bilmesem, tanımasam gider başkasına varırdım. Ama artık benim Mustafa'm var. Ben onu nasıl unuturum? Çözün. Ben çözün onu. Bırakın. Hayır yapmayın ne olur. Bırakın onu. Ya ölürüm, bırakın. Bırakın. Adam ölmemiş ağam. Ölmediyse birazdan ölür. Geçer mi teyze? Sen geçtin mi de ben geçeyim ha? Geçeceksin. Unutacaksın. Hayır unutmayacağım. Hayır vazgeçmeyeceğim. Ne oldu sana? Ne oldu? Sevenleri ayırdılar deyince bile ağlayan teyzeme ne oldu? Adamı düşman kesildi bize. Seviyor musun Mustafa'yı? Çok. Her şeyden çok. Kendi mutluluğundan da mı çok? Acı poyraz gibi delin esmerdim o gülüm gülüm.
yar eyle, neyle, dur eyle, neyle. Ben o yardan ümidimi kesmedim, ah gülüm, gülüm. Beni böyle yakar, kor gider. Yar eyle, neyle, gül eyle, neyle. Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar haydi, haydi, söz verdi. Yolumuz uzun. Çeyiz, eşyalarımız çok. Bunlarda sadece üst baş var. Hiç tasek. Ben küçük bir kamyonet gönderirim yarın. Salonu tutar tutmaz düğün tarihini bildiresin ha. Tasa etme ha. Hadi bakalım kızım. Hadi hayırlı olsun. Sağ olasın. Hepimiz hayırlıyız. Hadi bakalım gelin kız. Buyur geç. Hadi. 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 Hadi gidelim. Hadi sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Seni cam ekranda görmüşler. Ağgül değil miydi? Mustafa'nın Ağgül'ü. Osman kullanıyorlar mı? İçine tükürdüğümün dünyası. Hayata bak be. Sevip göğsümüze bastığımıza güvenemedikten sonra kime güveneceğiz be? Kime? Ahmet, ne yaptın sen? İçine tükürdüğümün dünyası ya. Tuh be, tuh. Kahveni getirdim enişte ağam. Hele otur şöyle. Şükriye, Ağgül de gitti. Artık ayağını uzatır oturursun ha.
Bütün gün iyice dinlenirsin. Haklısın ağam. Ablamın emanetini yerine teslim ettim. Kalbimin çarpıntısı artık dinmeli. Bazen ne dediğini anlıyorum, ne yaptığını. Hayrola? Dün geceden beri Aygül'ü bekliyorum. Dün sözleşmiştik. Bugün olmasa yarın gelirim demişti. Mürsel'e aman vermemiş belli. Yoksa dün gelecekti Aygül'üm. Artık bu gece. Mustafa. Ha, demin Aygül'ü gördüm. Yoksa buraya mı geliyordu? Buraya geliyorsa hadi sen git. Şimdi seni görürse... Yok. Ya nerede gördün? Söylesene dedim, deli etme adamı. Ziya'nın oğlu Osman'ın arabasında. Camekan'a öyle başını koymuş gidiyordu. Osman'ın arabası mı? Camekan'a başını mı dayamış? Sen ne diyorsun dedim. Yo. Yo, Agül değildi bu. Benzetmişsindir. Kendine gel. Yapma. Niye ki? Mustafa. Mustafa. Topla kendini biraz.
Halam ölmemiş ha. Yapmayın oğlum. Thank you.
Sen benden vazgeçsen bile ben bir gün olur da Avgülüm döner diye yine seni beklerim. Bu koca ağaç dünyayı nasıl bekliyorsa ben de seni öyle beklerim. Ya bu ağaç kurursa? O zaman ta şu tepenin ucuna bir ceviz ağacı diker, orada beklerim seni. Niye o tepe o kadar uzak? Derler ki bu tepe değil civar köylerden, şehirden bile görünülmüş. Gerçekten mi? Nerede olursan ol görmen için. Görüp de benim bir bekleyenim var deyip koşup gelmen için. Ama ben seni hiç bırakmayacağım ki. İnsan sevdiğinden vazgeçer mi hiç? Yaşıyorsa geçmez abi. Geçmez. Nereye bakıyorsun abi? Tepeye. Bir de evin önüne. Niye peki? Tepede bir ceviz ağacı var. Ona bakıyorum. Evin önünde ne var peki? Hiç. Evin önünde ölü yok. Olsaydı... Bilmem. Olur muydu? Olmazdı. Bak, evin önünde kimse ölmedi. Tepede de ceviz ağacı var. Ben de seni seviyorum Mustafa. Ben de seni. Yar eylen, eylen, gül eylen, eylen. Ben o yerden Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.